Her gün daha da çoğalıyor bunlar. Evet. Tıpkı sana olan aşkım gibi. Her gün daha da fazla aşık oluyorum sana. Günahlarının bedelini hepimizin ödediğinin farkında mısın? Nasıl bir insan oldun sen böyle? Taşeron firmanın sözleşmesini nasıl feshedersin? Yoksa aldığın rüşveti iade mi etmen gerekiyor? Bu da nereden çıktı? Bunu siz daha iyi bilirsiniz Burak Bey. Ne demek istiyorsan açık konuş. Bundan daha açık nasıl konuşulur anlayamadım. Şartnameye en uygun firma oydu. Bunu sana ispatlayabilirim. Merak etme. Ben bütün teklifleri inceledim. Ama istersen bir de Feyyaz Beylerle birlikte inceleyelim. Odama izinsiz girdiniz. Çıkmak için de izin istemenize gerek yok. Bu iş daha bitmedi. Sonra kucağımıza alacağız onu. Heyecandan ölebilirim. Öyle minicik elleri, minicik ayakları olacak. Burnu, kulakları. Her şey minicik. Dokunmaya bile kıyamam ben. Ben de. İnşallah sana benzer. Hayır, sana benzeyecek. Tıpkı senin gibi gülünce dünyayı aydınlatan inatçı küçük bir kız. Efendim abla, neredesin sen Eda? Ne oldu? Niye soruyorsun? Senin yüzünden annem kayıp. Önce hastalandı, şimdi de hiçbir yerde bulamıyoruz. Bulamıyoruz da ne demek? Ferda ablamla birlikteyken fenalaşıp eve dönmek istemiş. Ama dönmemiş. Eğer başına kötü bir şey geldiyse sebebi sensin. Anladın mı? Sebebi sensin. Ona bunları yaşatmaya hakkın yok. Ben hemen eve geliyorum. Eve gitmem lazım. Annem kayıpmış. Öyle olsun Melda. Şimdilik kazandığını zannet. Ama savaş daha yeni başlıyor. Yakında bunu anlayacaksın. O zaman özür dilemen de bir işe yaramayacak. Selam, benim. İşler yolunda gitmiyor gibi bir his var içimde. Önce Harun, şimdi Melda. Şu planları tekrar gözden geçirsek diyorum. Tamam,
Akşam görüşürüz o zaman. Bunu mu arıyorsun? Hakkı denen şu uğursuzla görüşüyorsun hala değil mi? Bunu sana o verdi değil mi? Hayır anne. Yeter artık, bıktım senin yalanlarından. Dün akşam da Seval'e diye çıktın, gittin o uğursuzla buluştun. Seni yalancı sen. Tuh senin yüzüne. Madem onunla görüşecektin, ne demeye evlendin Tolga'yla? Bir de hamilesin. Karnındakinden de utanmıyorsun. Eminim bir şey yoktur. Bir komşuya falan uğramıştır. Bence de. Birazdan çıkıp gelir. Haber yok mu? Yok. Melda şirkette bütün hastanelere sordurtmuş. Sanki yer yalıdı, içine girdi. Hep senin yüzünden Eda. Sen de mi beni suçluyorsun? Ya kimi suçlayacaktım? Söylediğim bütün yalan dolanlar delirtti annemi. Aklı başında mıydı sanıyorsun? Ben de aptal gibi onun yalnız dönmesine izin verdim. Babama sordun mu? Belki o biliyordur. Hayır. Telaşlandırmak istemedim onu. Komşulara falan baktın mı? Murat ateşler içinde yukarıda yanıyor. Nasıl çıkacağım dışarı evden? Tamam, sakin ol. Ben şimdi her yere bakarım, bulacağım onu. Baba! Baba! Hayırdır kızım? Bir şey mi oldu? Annem evde yok da, belki sen biliyorsundur. Komşuya falan gittiyse sana söylemiştir diye geldim. Allah Allah. Nereye gidecek ki? Markete falan çıkmıştır. Sen niye evhamlandın bu kadar? Hiç, öylesine. Bir şey söyleyecektim de. Neyse, gelir birazdan. Kolay gelsin. Kızım, göz bebeğim, bununla
nasıl yapabildin ha? Hiç mi acımadın bize? Ya ablana? Sana benim kadar emeği geçmiş ablana hiç mi acımadın Eda? Biz bunu hak edecek ne yaptık? Seni canımızdan çok sevmedik mi? Her derdinde yanında olmadık mı? Her hatanı affetmedik mi? Niye yaptın bunu anne bize? Nasıl yaptın ha? Anne, düşündüğün gibi değil. Ben onun kim olduğunu bilmiyordum. Vallahi bilmiyordum anne. Öğrendin de ne yaptın? Karnındaki çocuktan da mı utanmıyorsun? Başkasının karısısın sen. Tolga'nın, ablanın, hepimizin yüzüne nasıl baktın ahlaksız. Ne olur izin ver her şeyi anlatayım anne. Nesini anlatacaksın? Ne adi bir insan olduğunu mu? Eniştenle nasıl aşk yaşadığını mı? Yanımızda enişte derken sokaklarda nasıl kollarını atladığını mı? Nesin? Hayır anne öyle değil. Anne deme bana. Bana bak. Sakın bir daha anne deme bana. Benim senin gibi kızım yok. Yalvarırım anne. Böyle olmasını ben istemedim. O zaman öldürseydin kendini. Öldürseydin de hiç yaşamasaydın bunu. Anne. Bir şeyler söyledi ama annen... Hiçbir yerde yok Harun. Çıldıracağım. Sakin ol. Eğer kötü bir şey olsaydı çoktan öğrenmiş olurduk. Ne oldu abla? Buldunuz mu? Hayır. Şimdi de Eda kayıp. Annem aramak için çıktı hala geri dönmedi. Telefonunu da açmıyor. Melda, ben babama haber vereceğim artık. Biraz daha bekleyelim abla. Karakolları falan da sordurturuz. Adamcağızı telaşlandırmayalım şimdi. Allah korusun yüreğine falan iner. Sakin ol. Ben haber alır almaz arayacağım seni. Şimdi de Eda yokmuş. Nasıl yok? Annemi aramaya diye çıkmış dönmemiş. Hanımefendi telefonunu açmaya tenezzül etmez ya. Yine de deneyelim bakalım. Abla. Neredesin Eda? Neden haber vermiyorsun? Hastanedeyim. Annem. Ne oldu anneme? Eda söylesene anneme ne oldu nesi var? Bilmiyorum. Ne demek bilmiyorum? Hangi hastanedesiniz? Arabamı hazırlayın hemen. Tamam hemen geliyorum. Ben de geliyorum. Gerek yok. Sağ ol ama biz hallederiz. Aramızda olanların bununla bir ilgisi yok. Böyle bir anda yanında olmama izin ver. Annen hasta. Evet. Benim annem. Artık senin ilgilenmen gereken biri değil. Affedersiniz. Feyyaz Bey geldiler Harun Bey. Toplantı odasında sizi bekliyor. Taşeron şirketle yıllardan beri çalışıyoruz. Sözleşmenin iptal edilmesi hiç de şık olmadı babacığım. İş dünyasında olur böyle şeyler Burak. Ama adamlar gerektiğinde karlarından bile feragat ettiler sizin de bildiğiniz gibi. Orası öyle. Ama Melda böyle bir karar aldıysa
doğru bildiği için yapmıştı. Saygı duymak lazım. Acil bir toplantı galiba. Yok, toplantı değil. Sadece ikinizle konuşmak istedim. Eskiden bu tür küçük iş sohbetlerini evde yapardık. Ama Harun Bey'i ancak şirkette görebiliyoruz artık. Yeni ihale için hazırlıklar ne durumda? Son aşamaya geldik babacığım. Bu konudaki hassasiyetimi biliyorsunuz. Mümkün olduğu kadar hızlandırın lütfen. Merak etmeyin. Bütün hazırlıklar büyük bir gizlilik içinde devam ediyor. Harun. Bütün işini bırakıp bu ihaleyle ilgilenmeni söylemiştim. Gelişmelerden haberdarsındır umarım. Operasyonun başındayım baba. Herhangi bir aksaklık olmadan devam ediyoruz. Güzel, güzel. Burak, bizi lütfen biraz yalnız bırakır mısın? Tabii babacığım, tabii. İzninizle. Baba, kendini yormana hiç gerek yok. Israrın yersiz. Israr ha, ısrar. Harun, Melda ile evlenmek için bir karar vermiştin. Sen verdin, ben değil. Şimdi benim ailemizin ve özellikle Melda'nın ailesinin senden beklediği bu kararın arkasında durmak. Onlara bu utancı ve acıyı yaşatmaya katiyen hakkı yok. Baba, sana söyledim. Ben ona aşık... Bana aşktan bahsetme Harun. Aşk bittiğinde geriye şeref ve haysiyet kalmışsa aşk o zaman aşktır. Geri kalan her şey palavradır. Şerefsiz, haysiyetsiz yoluna devam etmeyi göze alıyorsan dediğini yap. Ama bil ki bundan sonra arkanda durmayacağım. Tıpkı senin sözünün arkasında durmadığın gibi. Bunu unutma. Annem nerede? İçeride. Yanında doktor var. Neredeymiş? Anlatsana, ne oldu? Eve geliyordu. Onu ararken karşılaştık. Sonra ne oldu? Bana kızgındı. Birden fenalaştı. Tabii fenalaşır. Onu o kadar üzdün ki. Ben de kime söylüyorsam. Bu senin umurunda bile değil, öyle değil mi? Tabii doktor. Orada virüs. Bana bak Eda. Anneme bir şey olursa... Annem nasıl? Tansiyonunu düşürmeye çalışıyoruz. Bilinç kaybının nedeni belli değil. Ancak tomografi sonucundan sonra söyleyebilirim. Birazdan belli olur. Yaptığını beğendin mi Eda? Acayip özlemişim buranın kokusunu. Vallahi insanın kendi dükkanı gibisi yok. Kerem abi, çok meraklıysan buranın havasını konserve yapalım sana. Özlediğin zaman çıkarıp çıkarıp koklarsın. İşte. Lan haddini bil. Burada esprileri ben yaparım, tamam mı? Ayrıca abi değil usta diyeceksin. Anladın mı? Oh. Baba, insan bir haber verir, mesaj çeker ya. Öyle birden şey edilir mi? Hayırdır, niye çağırdın beni söylesene. Yoksa yardıma falan mı ihtiyaç var Cemil usta? Merak etme, Kerem Usta 7/24 destek birimi emrinizdedir. Bırak şimdi boş konuşmayı. Dershaneden aradılar. Sürekli hastayım falan deyip gitmemişsin. Ya bir iki kere gitmedim şeyden. Şey, domuzun gribinden. Domuz gribinden. Dershanede birkaç çocuk hasta oldu. Ben de aman bana bulaşmasın dedim. Hayır, bana bulaşsın bir şey değil. Ben 2 Mart biter sinirim kendisini. Ama sonra benden de size bulaşırsa o fena. Gel, otur şöyle. Oğlum. Okulu, dershaneyi asma. Elindeki fırsatın kıymetini bil.
Okuyup kurtar kendini. Siz okuyun diye geceme gündüzüme katıyorum ben. Zamanında benim okuma şansım olmamıştı. Keşke olsaydı. İçimde ukde kalan tek şey bu, biliyor musun? Okuyamam. O kadar istekliydim ki. Ama olmadı. Sen oku. Oku. Benim çektiklerimi çek. Tamam baba, söz veriyorum. Emeklerini boşa çıkarmayacağım. Baba! Berda, ne oldu? Baba, sen? Annem. Annem hastanede. Ne? Hastanede mi? Ferahlaşmış. Abla ne oldu? Zaten kötüydü Kerem. Hadi. Kerem sen evde çocuklarla kal. Çocuklar evde. Tamam, yanındaki darabı ile ihtiyaç duyduğunu. Ama bundan sonra çocuklar kalmasın. Stresten kesinlikle uzaklaşmasın. Hadi aç gözlerimi. Yalvarırım. Bundan sonra ne istersen yapacağım. Senin için her şeyden vazgeçerim. Yemin ederim ben böyle olmasını istemedim. Ne olur aç gözlerini. Karşısına aldı. Bana bir daha Eda'dan söz etme. Şimdi düşünme anne bunları. Zamanı gelince yaptığı hatayı anlayacak. Bir daha hiçbir şey eskisi gibi olmayacak Melda. Olmaz olur mu hiç anne? Zamanla her şey yoluna girer. Neler atlattık biz. Bu da geçecek. Güzel günlerimizi düşünelim. Bana hala nasıl anne diyebiliyorsun? Full karşımda. Seni bir daha hiç görmek istemiyorum. Hiç. Keşke ondan vazgeçebilseydim. Keşke onu bu kadar sevmeseydim. O zaman kimse acı çekmezdi. Benim yüzümden. Herkesin hayatını mahvettim. Anneme bunu yapmaya hakkım yok. Onu daha fazla üzemem. Yapamam. Hep bizim yüzümüzden ağrı. Bizim yüzümüzden annem ölüyordu.
Melda. Annen nasıl, iyi mi? İyi babacığım, kendine geldi, yatıyor. Teşekkür ederim. Harun'u biliyorsunuz Saadet teyzeciğim. Bana da bir şey anlatmıyor ki. Benden daha çok şey bildiğinden eminim senin. Gene de söylemiyorsun değil mi? Benden sıralamazsınız, onu söyleyeyim. Dostuma ihanet etmem ben. Aslında bu durumdan asıl Melda etkileniyor. Zavallı kız öyle çok seviyordu ki Harun'u. Aslında hala çok seviyor. Ama başka bir kadını kabul edemedi. Kim edebilir ki? Öyle değil mi? Nasıl atlatacak bilemiyorum artık. Asla atlatamaz. Asla. Ah, gel kızım. Biz de Batu abiyle sohbet ediyorduk. Benim çıkmam lazım anneciğim. Acelem var. Arkadaşlarımla buluşacağım. Ben de çıkıyorum. Seni bırakırım. Gerek yok. Kendim giderim ben. Niye itiraz ediyorsun anlamadım ki. Batu abi bıraksın işte seni. Merak etmeyin Saadet teyzeciğim. Ben Harun'la konuşacağım. Mutlaka hatasını anlayacaktır. İyi günler. Nisa, beni dinler misin bir dakika? Bir saniye bekler misin? Kaybetmiş oldum. Ne olur affet. Dokunma bana. Cemil, çıkart beni buradan, evimize gidelim. Bu gece kalman gerekiyormuş. Sık dişini. Ay sıkıntı bastı ama buradan. Türkan, şunu doğru düzgün anlatsana. Nasıl düşüp bayıldın öyle durup dururken? Canın bir şey mi sıkındı? Yok. Tansiyondan dedi ya doktor. Açsana telefonu. Alo. Eda, niye açmıyorsun telefonunu? Hastanedeyiz, açamadım. Tolga mı? Hı. Nesi varmış annenin, iyi mi? İkinizi de çok merak ettim. İyiyiz şimdi, kötü bir şey yok. Oraya geliyorum. Annem seni görmek istemez. Melda ile ayrıldık diye düşman olmadık ya. Geliyorum. Hayır Harun, lütfen gelme. Hiç uygun değil. Kapatmak zorundayım. Tolga geliyor mu? Hayır. Yine yalan söylüyorsun. Tolga ile konuşmuyordun. Annem senin yalanların yüzünden canından oluyordu. Sen hala oyunlar peşindesin. Hayır abla, öyle değil. Keşke elimde olsa her şeyi değiştirebilsem. Ben gerçekten çok üzgünüm. Üzgün mü? Üzgünüm demekle mesele kapanıyor yani, öyle mi? Ya annem ölseydi ne yapacaktın ha? Yaptıklarını babam öğrenince ne olacak sanıyorsun? Üzgünüm deyip geçecek mi? Abla ne olur öğrenmesine izin verme. Hepimizin hayatını mahvediyorsun Eda.
Bunun seyirci kalacağını mı sanıyorsun? Olanları değiştiremem. Ama elimde değil, oldu işte. Karşında böyle ağlayarak, zırlayarak yaptıklarından sıyrılamaz. Ne yapmamı istiyorsun abla, söyle. Ne istiyorsan yapayım. Ayaklarına mı kapanayım, canıma mı kıyayım, ne? Söyle. Olanları nasıl değiştireyim? Adamı ara. Ona annem bizim yüzümüzden ölüyordu. Canını zor kurtardı. Eğer bunu sürdürürsek dayanamazdı. Ne annem ne babam dayanabilirdi. Ne duruyorsun, arasana. Hani olanları değiştirmek istiyordun? Ara işte. Bize çektirdiğin işkenceyi bitir artık. Bakalım hala seninle görüşecek kadar vicdansız mı? Ara da öğren. Arayamıyorsun ha? Annemin de babamın da katili olmak istiyorsun demek ki. Hayır. Onlara bir şey olursa ben yaşayamam. Ara o zaman, ne duruyorsun? Bitir bu rezaleti. Hepimizi bu utançtan kurtar artık. Ne demek bu? Artık bitti. Eda, dur bir dakika, oraya geliyorum. Hayır, bitti. Hiç olmamalıydı. Alo, Eda. Hayır Eda, bırakmam seni. Bitemez. Senden asla vazgeçmem. Tamam mı? İstediğin oldu mu? Hayır. Tolga'yla da barışacaksın. Bunu yapamam. Niye? Karnındaki bebeği düşünmüyor musun? Babasız bir çocuk doğurduğunda babama ne diyeceksin? Kocandan başkasını düşündüğün için ayrıldığını mı? Abla yeter artık. Ne olur yeter. Hayır, yetmez. Hemen bu gece arayacaksın Tolga'yı. Artık bu saçma sapan kaprislerine de son vereceksin. Onunla barışmam her şeyi çözecek mi? Herkes mutlu mu olacak? Herkese göz göre göre acı çektirmene izin vermem Eda. Eğer sen aramazsan ben arayacağım. Bunu yapamazsın. Bu benim hayatım. Senin hayatın hepimizinkini mahvediyor. İstediğini yaptım. Onu bir daha görmeyeceğim. Daha fazlasını isteme benden. Ne olur isteme. Beni rahat bırak artık. Metin bak, bunu hatırlıyor musun? Kolyeyi ben almıştım. Ömrünün sonuna kadar saklayacak sanmıştım. Giderken bırakmış. Demek bana hiç değer vermiyormuş. Ben onun için her şeyden, herkesten vazgeçtim. Kendimden bile. Eda'yı çok sevdim ben Metin. Başkasına aşık olduğunu biliyordum. Ama yine de yanında olup ona yardım etmeye çalıştım. Hamile kaldığında bebeğin babası olmak istedi. Ama o Hakkı denen adam Eda'yı ortada bırakıp çekip gitti. Acıdan başka ne verdi ona? Ailesine, bana, o uğursuz yüzünden hep yalan söylemek zorunda kaldı. Ama Eda yine de onun yanında olmayı seçti. Hatayı hep başkalarına mı arayacaksın Tolga? Yani şimdi senin hiçbir suçun yok, he? Evet. Belki de hatanın en büyüğünü ben yaptım. Beni sevmesini beklemek hataydı. Aşk için savaşmak lazım. Ben savaştım. Ama sadece kendi kendimle. Artık buna bir son vermen lazım. Sen yapamıyorsan ben yaparım. Metin dur, yapma. Dur. Ver. Ver. Al. Gitti dediğinde bitseydi, Eda aşık olmazdı.
Belki de bitti dediğinde tekrar başlıyor. Efendim Melda abla. Tolga, annemler hastanede, onu haber vereyim dedim. Ne? Hastanede mi? Ne oldu? Eda ile kavga etmişler. Sonra da rahatsızlanmış. Hangi hastanede? Hemen geliyorum. Aha. Tamam. Tamam. Metin, ben ne gidiyorum. Ne oldu? Ne hastanesi? Ya Türkan teyze rahatsızmış. Ben tamam, gidiyorum. Yok gelme. Anlatırım. Karışık durumlar zaten. Aslında senin de günahın yok Nisa. Tıpkı Eda gibi. Senin tek suçun Arslan'la olmak. Ve o ailedeki herkes gibi sen de cezanı çekeceksin. Kendi kendine konuşuyorsun ha? Aman dikkat, elin kulağı var. Hoş geldin. Hoş bulduk. Bir aile ne durumda? Sona yaklaştık. Konuştuğumuz gibi sana en yüksek ve en düşük fiyat teklifini bildireceğim. Güzel. Benim taraf güzel de senin tarafta hala bir gelişme yok. Ben üzerime düşeni yaptım, artık sıra sende. Olacak. Olacak. Bana güven. Sana güvenmek. En yakın arkadaşına ve babasına yaptıkların düşünülürse gerçekten güvenebilir miyim sence? Güvenilirlik değişkendir. Hak eden için en güvenilir ya da en güvenilmez olabilir. Ortaklığımızın şerefine. Şerefe. Türkan Güler'in odasını öğrenebilir miyim? Bir saniye bekleyin lütfen. Harun? Geleceğini tahmin ettim. Çok düşüncelisin ama gerçekten gerek yoktu. Sizi merak ettim. Merak edilecek bir şey yok. Araman yeterliydi. Annem gayet iyi. Yine de geçmiş olsun demek istiyorum. Harun lütfen. Ayrıldığımız için zaten üzgün. Onun daha fazla üzülmesini istemiyorum. Hem sadece biz değil. Eda da mahvediyor annemi. Bugün kavga etmişler. Onun yüzünden düşüp bayılmış. Ölebilirdi de. Peki Melda. Nasıl istersen. En azından uğradığımı söylersen sevinirim. İyi akşamlar. Bir şey evet, soracak. Tolga. Ha, tamam. Geçmiş olsun. Durumu nasıl? Merak etme. Şimdi iyi. Merhaba. Ama Eda'ya biraz kızgın. Onu eve götürürsen çok sevinirim. Eda yukarıda değil mi? Evet. Annemin yanında. Tamam. Anlayışın için çok sağ ol Harun. Şirkette görüşürüz. Harun gelmiyor. Hayır, biz ayrıldık. Ne? Ayrıldınız mı? Ne yaparsan yap, Eda'ya ulaşamayacaksın Harun. Thank you.
konuşamayacağını biliyorum. Sadece dinle. Evet annem iyi, teşekkürler. Konuşmamız lazım Eda. Evde bekleyeceğim seni. Tamam. Söylerim. Teşekkürler. İş yerinden arkadaş. Geçmiş olsun diyor. Tolga gelmeyecek mi kızım? Birazdan gelir baba. İşi uzamıştır. Geldi Olga. İyi akşamlar. Hoş geldin oğlum. Türkan annem nasılsınız? Sağ ol evladım. İyiyim çok şükür. Sen nasılsın? Sağ olun. Duyunca öyle üzüldüm ki. Ama iyi gördüm sizi. Harun'a haber verdiniz mi? Niye gelmedi o? Baba, biz ayrıldık. Ne? Bu da nereden çıktı? Yürümeyeceğini anladık baba. Olmadı. Çocuk oyuncağı mı? Yol yakınken bitmesi daha iyi Cemil. Ya evlenip ayrılsalardı? Hem nişan bunun için değil mi zaten? Hepiniz biliyordunuz yani öyle mi? Neler olur? Neler oluyor Mella? Ne zamandır gizliyorsunuz bunu benden? Baba, bunları daha sonra konuşsak. Hem annem. Tamam. Sonra konuşacağız. Kerem arıyor. Al anneciğim sen aç. Meraktan mahvolmuştur. Alo oğlum. Alo annem. Nasıl oldun? İyiyim oğlum. Çok şükür. Geçmiş olsun anneciğim. Hadi dayı ya. Ya dur. Ahtapota benzer benim bir halim mi var yavrum? Çocuklar ne yapıyorlar? İyi iyi. Burada her şey yolunda anne. Dayı tatlısı yapacak mısın? He. Şekerle ekmek yapacağım. O ne ya? He. Ekmeğin üzerine şeker ekliyoruz. Sonra da afiyetle yiyoruz yavrum. Anneciğim, vallahi herkes çok mutlu burada. Ama bir an önce iyileşip eve dönsen iyi olur. Tamam, tamam. Hadi hepinizi öpüyorum. Biz de seni öpüyoruz anne. Dayı ben çok acıktım. Tamam yavrum, biter şimdi. Nere bitiyor ya? Daha patatesleri yeni attım. Oo, o en kolay. Hemencecik pişer. Ben gidip patatesleri... İyi hadi bakayım oğlum. Televizyonda tarif ederlerken ne kadar kolay görünüyor halbuki. Onu alıyoruz. Bunu koyuyoruz. Hop pişiriyoruz. Sonra sıcak domates sosuyla servis yapıyoruz. Sen ne diyorsun da? Bakalım biz edebiliyor muyuz? Hadi dayı çok acıktım ya. Çatlama kızım. Olacak işte şimdi tamam. Dayı yangın. Yangın var dayı. Ne diyorsun oğlum? Sen gel be.